Fobi, aşırı ve mantıksız korku veya kaygı durumunu ifade eder. Fobiler, bireylerin belirli nesnelerden, durumlardan, aktivitelerden veya düşüncelerden yoğun bir şekilde korkmasına neden olur. Birçok insan bazı şeylerden veya durumlardan doğal olarak tedirginlik veya endişe hissi duyabilir. Ancak fobisi olan bir kişi, bu durumlarla karşılaşma veya düşünme fikriyle büyük bir kaygı yaşar. Fobiler genellikle bilinçli olarak kontrol edilemez ve kişinin kendisini kontrol edebilme becerisini etkiler. Fobiler geniş bir yelpazede olabilir. Bazı yaygın fobi türleri arasında örümceklerden korkma, araknofobi, yüksekten korkma, akrofobi, kapalı alanlardan korkma, klostrofobi, uçaktan korkma, aviofobi veya kandan ve kan görmeden korkma, hemofobi bulunur. Bununla birlikte herkesin kendine özgü ve kişisel fobileri olabilir. Şimdi size daha önce belki hiç duymadığınız 10 garip fobiden bahsedeceğim. Birincisi, ismiyle özdeş, uzun kelimelerden veya hecelemeden korkma. Hippopotomonstrosesquipedaliofobi. Bu fobi türü, uzun ve karmaşık kelimelerin telaffuz edilmesi veya anlaşılmasıyla ilişkili kaygı ve rahatsızlık hissiyle karakterizedir. Fobinin adı ironik bir şekilde uzun bir kelime olup, kelimenin kendisinin de söylenmesi ve okunması birçok insan için zor ve karmaşıktır. İkinci garip fobimiz, en sade haliyle delik fobisi olarak ifade edilen küçük deliklerden veya düzenli desenlerden korkma ve tiksinti duyma hali olan tripofobidir. Bu fobi genellikle arı peteği, süngerler, bazı böceklerin vücutlarındaki desenler gibi nesnelerin görüntülerinden kaynaklanır. Tripofobik kişiler deliklerin veya düzenli desenlerin görsel bir rahatsızlık hissi yarattığına inanırlar. Üçüncü sırada yine söylenmesi zor bir fobi var. Arachibutyrofobi, yani fıstık ezmesinin damağa yapışmasından ve ağızda kalmasından korkma. Arachibutyrofobi, Yunanca araki, yani fıstık, butyro, tereyağı ve fobia, korku kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu fobiye sahip kişiler genellikle fıstık ezmesini yemekten veya ağızlarında kalmasından endişe duyarlar. Bu korku genellikle gerçekçi olmayan bir korkudur ve çoğunlukla zararsızdır. Bununla birlikte kişinin fıstık ezmesi tüketmekten kaçınmasına veya onunla ilişkili durumlarda stres yaşamasına neden olur. Dördüncü sırada yine ilginç bir fobi var. Pogonofobi, sakal ve bıyıktan korkma. Bu fobiye sahip kişiler sakallı veya bıyıklı erkekleri veya hatta kendi üzerindeki tüylenmeyi görmekten veya temas etmekten rahatsızlık ve korku duyarlar. Beşinci sırada çoğumuzu yakından ilgilendiren bir fobi var. Nomofobi. Cep telefonlarından veya mobil cihazlardan ayrı kalmaktan veya onlara erişimi kaybetmekten duyulan korku. Bu fobi, kişinin cep telefonu olmadığı durumlarda veya telefonuna erişemediği anlarda kaygı, rahatsızlık veya panik hissetmesiyle karakterizedir. Nomofobi terimi, no mobile phone phobia kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu fobiye sahip kişiler, telefonlarının pilinin bitmesi, kaybolması, çalınması veya sinyal alamaması gibi durumlarda kaygı ve korku duyarlar. Nomofobinin nedenleri arasında teknoloji bağımlılığı, sosyal bağlantı ve iletişim ihtiyacı, güvende hissetme arzusu ve kontrol kaybı korkusu gibi faktörler bulunabilir. Cep telefonları günümüzde birçok insanın sosyal, iş veya kişisel yaşamlarının önemli bir parçası haline geldiği için telefonlarından ayrı kalmak, iletişim kaybı veya bağlantı eksikliği hissi yaratır. Nomofobi, günlük yaşamı etkileyebilen bir fobi olabilir. Kişinin telefonuna sürekli olarak bağımlı hissetmesi, sosyal etkileşimlerin bozulması, konsantrasyon eksikliği, uyku bozuklukları ve hatta iş veya ilişki sorunları gibi sonuçlara yol açabilir. Altıncı sırada komik sayılabilecek bir fobi var, anatidiafobi. Sürekli olarak bir ördek veya kas tarafından izlendiğini ve takip edildiğini düşünmekten korkma. Anatidiafobi, gerçekçi olmayan bir korku olarak kabul edilir ve nadir görülen bir fobidir. Kişinin etrafında her zaman bir ördek veya kazın olması veya sürekli gözlendiği izlenimi, mantıklı bir şekilde mümkün olmadığı halde bu fobiye sahip kişi için gerçek bir korku ve rahatsızlık kaynağıdır. Yedinci sırada yıkandığında veya temiz olduğunda zarar göreceğine dair korku hissetme hali olan ablutofobi var.
Bu fobiye sahip kişiler suya girmek, ıslanmak, duş almak, saçlarını yıkamak veya vücutlarını temizlemek gibi rutin hijyenik eylemlerle ilişkili oldukça güçlü bir endişe ve rahatsızlık hissi yaşarlar. Ablütofobi, kişinin günlük yaşamını etkileyen bir fobiye dönüşebilir. Bu durum, kişinin temizlik ve hijyen alışkanlıklarını ihmal etmesine, sosyal olarak izole edilmesine ve psikolojik olarak rahatsızlık hissetmesine neden olabilir. 8. ilginç fobi, aynalardan veya kendi yansımalarından korkma durumunu ifade eden spektrofobi. Bu fobi, kişinin aynalara bakmaktan veya kendi yansımasını görmekten yoğun endişe veya korku duymasıyla karakterizedir. 9. fobi, genufobi. Dizlere bakmaktan veya dokunulmasından korkma durumu. Bu fobiye sahip kişiler dizlerine dokunulması, dizlerinin zarar görmesi veya dizlerinde ağrı olması gibi durumlarda yoğun bir endişe hissi yaşarlar. Genufobi, kişinin günlük yaşamını etkileyebilen bir fobi olabilir. Kişi kalabalık ortamlarda veya fiziksel temasın sık olduğu durumlarda rahatsızlık hissedebilir, bazen sosyal etkileşimlerden kaçınabilir veya anksiyete belirtileri yaşayabilir. 10. ve son fobi, kromofobi, belirli renklere karşı korku veya tiksinti hissi duyulan fobi türüdür. Bu fobiye sahip kişiler belirli renklere karşı büyük bir endişe veya korku hissi yaşarlar. Örneğin bazıları için canlı ve parlak renkler kaygıya veya rahatsızlığa neden olabilirken, bazıları için belirli renkler travmatik bir deneyimi hatırlatabilir. Kromofobi, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilen bir fobi olabilir. Fobilerden uzak, sağlıklı ve mutlu kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.